Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda acil bir şekilde Poco X3 Pro telefonuma gelen MIUI 13 uygulamasının yüklemeden önce sizlere bir test yapacağım. Arkasından da testimizden sonra da tekrar uygulamayı kurup tekrar bir test daha yapacağım. Acaba yeni güncelleme bizim telefonumuzu yavaşlatacak mı, hızlandıracak mı ya da aynı bir şekilde bırakacak mı? Hep beraber göreceğiz. Her şeyden önce öncelikle sizlere telefonumun özelliklerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumda MIUI 12.5.4 var. Android 11 görülmektedir. 8 GB'lık RAM olan ve 256 GB'lık depolama hafızası olan bir telefon. Zaten telefonumu daha önce tanıtım videolarında çekmiştim, test videolarında çekmiştim. Dileyen arkadaşlar kanalımızdan bulabilirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen hızlı bir şekilde telefonumuzu teste tabi tutacağım. Ama ondan önce sizlere hemen şunu göstermek istiyorum. Teste tabi tutmadan önce hız arttırmaları çalıştıracağım. Hemen temizleyelim. 50 MB'lık bir yer varmış. Onu hemen bir silelim. Bu birinci temizleme yerimiz. İkinci temizleme yerimiz şurası. Bakın 530, şurada gördüğünüz gibi bir alan sildi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde, yani bunlar yaptıktan sonra telefonumun normal bir şekilde, bakın görün arkadaşlar, yani orta seviyede, aslında burayı otomatik olarak seçiyorum ben. Sadece normal ev telefon internetime bağlı. Ondan sonra arkadaşlar yapmam gereken şeyi hemen sizlere göstereceğim. Hızlı bir şekilde testimize başlayalım. Öncelikle benchmark testini yapacağım. Hemen şöyle masam üstüne koyayım. Şu anda başladı arkadaşlar. Değerli dostlar, şu anda testlerim bitti. Sistem testim, işlemci, memory, disk, 2D'lik, 2 görüntülü yani grafik, 3DO grafik de burada arkadaşlar. Şimdi 3DO Mac Mark dediğimiz uygulama var. Bu da zaten recommend, şurada görüyorsunuz. Poco'ya özgü bir aslında uygulama olarak sonradan ekledim bunu. İlk önce bunu kuruyorsunuz arkasından. Telefonunuzda varsa zaten şurada download işareti görüyorsunuz. Ben bunu yükledim. Şimdi buraya başlatalım. Buradaki değerler de çıktı ortaya. Burayı da kapattık. Bunu da hemen şöyle alttan kapatalım. Son olarak da Geekbench'in bir şeyi var arkadaşlar. İşlemci testi. Onu da hemen bir yapalım. Arkadaşlar bu testim de bitti. Dostlar son olarak da internet testi yapacağım. Şu anda ev internetimi test ediyorum. Ve bir tane de normal telefonumun internetini test edeceğim. Tamamdır. Şimdi zaten değerler gördünüz. 16-7 gibi civarında geliyor. Şimdi bütün hepsini kapatıyoruz. Temizlemeyi tekrar çalıştıralım. Evet, şu anda bitmiş durumda. Şimdi gelelim
güncellememiz var. Arkadaşlar bakın MIUI 12.5 var. 13'e geçecek. Güncellemeye. Şimdi öncelikle bir yenilikleri göstermek istiyorum. Bu güncelleme ile ilgili kristalizasyon yani süper duvar kağıtları var. Bu zaten bu güncellemeden önce zaten geldi arkadaşlar. Uygulama destekli yeni bir araç ekosistemi demiş. Optimizasyon yapmış, geliştirmiş genel kararlılık. Duvar kağıtları zaten daha önceden de gelmişti. Canlı duvar kağıtları kullanıyordum. Uygulamalar kenar çubuğundan direkt kayan pencereler demiş. Telefon, saat, hava durumu optimizasyonu, zihin haritası, düğümleri demiş. Bir de Android 12 tabanlı stabil olarak çalışacak güvenlik patch'i zaten yüklenmişti. Ev internetine bağlandım ve şu anda indirmeye başladı. Arkadaşlar telefonumuz açıldı. Güncelleme yapılmış durumda. Evet şu anda henüz daha kendine gelmedi sanırsam. Henüz tamamlanmamış. Bakın aşağıda tamamlanmasını bekleyelim. Sanırım oldu. Bir bakalım. Öncelikle bir ayarlarımıza bir girelim. Telefon hakkında tıklayalım. Evet şu anda değerli dostlar MIUI 13.0.1'i kurmuş durumda. Aşağı tarafta ise Android 12 SKQ 1.2 diye gidiyor zaten görüyorsunuz. Bunu da kurmuş durumda. Zaten beraber geliyor. Ondan önce zaten bir güncelleme yapmıştı. Android güvenlik onda zaten yazıyordu. Telefonumuz şu anda tıkladığımız zaman evet yeni bir güncelleme olmadı. Zaten görüyorsunuz 13'ü yaptı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir telefonumuzun hız olarak bir şey var mı yok mu? Testlerimize yapalım. Hemen şuraya gelelim. Şurayı bir kapatalım. Buraya kapattıktan sonra hemen ilk önce bir testimizi tekrardan bir gerçekleştireceğiz. Değerli dostlar testlerimiz bitti. Daha doğrusu bu testimiz bitti. Şu ana kadar benim gözüme çarpan bir farklılık göremiyorum. Şimdi gelelim diğer testimize. 3D Mark'ın testini yapacağız. Mark'ımızın testi de bitmiş durumda. Biraz sanki burada hızın arttığını görebiliyoruz. %70'lerdeydi. 74'ler, 73'leri görüyorduk. Şimdi 85'lere kadar çıkmış durumda biraz. Aynı zamanda buradaki 3481 sayısı biraz daha yüksek, düşüktü. FPS değerlerinde biraz oynama olmuş. Ama onun haricinde telefon biraz sanki hızlandı gibi geldi bana. Hemen burayı da şöyle geriden dönelim. Zaten burada sonuçlara baktığınız zaman arkadaşlar önceki yaptığım 3465 yani güncellemeden önceki ve güncellemeden sonraki yapılan şeyde pek fazla bir fark yok öyle ama tabii ki bakın Android 11 diye yazıyor. Şuraya yakından göstereyim. Android 11, Android 12 yani sayıları size de görebiliyorsunuz. Geekbench'in bir şeyi var arkadaşlar. Onu yapıyorum. Bakın Android 12 ile ilgili zaten görüyorsunuz. Hemen bunu başlatalım.
Değerli dostlar, buradaki testim de yapıldı. Buradaki testimde pek fazla bir farklılık göremedim ben. Ben history'e tıklarsak önceki yaptığım 2600'müş çoklu çekirdekte. Şimdiki yaptığı 2549. Önceki yaptığım tekli çekirdekte 748. Şimdiki 775. Yani şunu demek istiyorum. 3 tane test yaptık. 3 testimizde de herhangi bir farklılık olmadı. Ama telefonumda tabii ki farklılıkları zamanla yine göreceğiz. Şunu da hemen bir test yapmak istiyorum. Kamera tarafında herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Kameralar genellikle çalışmama sıkıntısı olabilir bu konuda. Ona da baktık arkadaşlar. Şimdi ise speed testimize bakalım. Öncelikle ev internetimize. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Kapatalım. Hemen mobil internetimizi açalım. Tamamdır arkadaşlar. Telefonumuzu çok güzel bir şekilde yeni versiyona geçtik arkadaşlar. MIUI 13.01 Android 12. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hemen şu taraftan gösteriyorum sizlere. Bakın pilim %66'ya düşmüş durumda. %80'lerdeydi başladığımda hemen hemen. Sizlere tavsiye bu telefonunuz olsun ya da başka bir telefonunuz olsun. Bu tip normal güncelleme yani büyük güncellemelerde mutlaka şarjınızı full tutmaya çalışın başlamadan önce. Yani %100'lerde mutlaka olsun arkadaşlar. Güncelleme esnasında eğer ki şarjınızda herhangi bir azsa güncelleme esnasında sıkıntı yaratır. Bilginiz olsun. Bu çok önemli bir unsur. Mutlaka şarjınızı yüksek tutun. En aşağı %80'lerde, %70'lerde tutun başlamadan önce. Arkadaşlar, Teknolog YouTube kanalı olarak size Poco X3 Pro için gelen MIUI 13 ve Android 12'nin güncelleme öncesi ve güncelleme sonrası testlerini ve sizlere hızlarını vesaireni göstermeye çalıştık. Teknolog YouTube kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.